Türk milletinin İslam milletinden dediği için sırf bu cümleden dolayı 9 ay hücre hapsi, yani çok büyük üzülüm. Çok, ve 10 ay 14A gibi azılı, yani kontrolden çıkmış hastaların bulunduğu ve 7 kişinin bulunduğu bir ortamda adli tıpları ayağından zincirli olarak tutuluyor. Tabi Adnan Bey çok tevekküllü bir insan. Hep Allah'ın yaptığını bilerek bu şekilde. Çünkü Allah'ın peygamberlerini Kur'an'da biz görüyoruz. Deli iftirası attığı zaten Allah'ın sünnetinde olan bir şey. Aslında çok güzel bir alamet bu şekliyle. Ama çok büyük bir zulüm var tabi. Ardından beraat tabi veriliyor. Askeri Galata Gülhane Askeri Tıp Akademisi verdiği raporla bütün bunları ortadan kaldırıyor zaten. Evet, hem bedenen tam sağlıklı sahte denen rapor verdi. Bir de üst ihtisaslara indi, ayrıca bozulmuştu. Evet. Verdikleri rapor bozdular. Ayrıca ben şairim zaten. Yani o dönem bütün doktorlar Adnan Bey'i akın akın görmeye gidiyorlardı. Biz tabii ki hem doktoruz ben hem beyin cerrahıyım. Zaten görünce Adnan Bey'in aklı, üstün ahlakı, biz orada şahit olmuştuk. Yani hastalığı ve yani uzaktan yakından ilgisi olmadığını, o dönem oraya giden bütün tıp fakültesi öğrencileri, şimdi hepsi yetişmiş doktor, kimi profesör, kimi doçent, herkes şahit oldular, biliyorlar. Hatta doktorlar çok etkilendiği için dönemin başhekimi Yıldırım Aktun'a doktorlarla ve hemşirelerle görüşmesini özel bir tahminle yasaklamıştı Adnan Bey'in o dönem.